Bugüne dek AK Parti'ye en güçlü desteği veren kişi, hükümetin ideolojik zeminini oluşturan Sayın Adnan Oktar'dır. Sayın Adnan Oktar, daha Saadet Partisi döneminde Sayın Erdoğan'a güzel, kaliteli bir vitrin oluşturdu. Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçildiğinde sağında ve solundaki kişiler Adnan Bey'in arkadaşlarıydı. Sayın Adnan Oktar öncelikle Darwinizmin, materyalizmin yıkılmasına vesile oldu. Bu sayede AK Parti'nin bugünkü felsefi ideolojik altyapısını oluşturdu. Kitaplar, konferanslar ve televizyon yayınlarıyla Kur'an mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatıldığı, Darwinizmin geçersizliğinin kanıtlandığı sistemli tebliğ sonucunda dindar bir nesil gelişti. Daha önce Türk halkının %70'i Darwinizme inanıp dine mesafeli dururken bugün bu oran %5 bile değil. Bu dindarlık sayesinde sağ galip geldi ve AK Parti iktidar oldu. Yoksa 80'lerin veya 90'ların Türkiye'sinde dindar bir partinin tek başına iktidara gelebilmesi asla mümkün değildi. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları muhafazakar AK Parti tabanıyla modern, batılı yaşam tarzını benimseyen kesim arasında bir köprü oldu. Ultramodern görünümleriyle Müslümanlara gerici olarak değil, gıpta gözüyle bakılmasını sağladılar. Türkiye, hükümet ve Sayın Erdoğan aleyhinde sinsice şer planları hazırlayan İngilizlerin devletini deşifre eden yine Sayın Adnan Oktar oldu. Bazı hükümet üyeleri karşı çıkarken PYD-YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunu söyleyerek hükümeti ilk uyaran Adnan Bey'di. Bugün ise PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu hükümet politikası oldu. Adnan Bey her zaman yol gösterici oldu. Ülkemiz, devletimiz ve hükümetimiz aleyhinde gelişen sinsi ve potansiyel tehlikelere karşı hep önceden dikkat çekip uyardı, en akılcı çözüm önerilerini sundu. Ancak 11 Temmuz operasyonuyla Adnan Bey'in bu hayati desteği kesildi ve AK Parti'nin gerilemesine neden olan süreç başladı. AK Parti oyları %30'lara kadar geriledi, büyük şehirler ve sahil kesimindeki oylar görünmedik biçimde düştü. Ankara ve İstanbul yıllar sonra ilk defa kaybedildi. Operasyonun hemen ardından ekonomik kriz patlak verdi, döviz kurları tarihi bir hızla tırmandı, dolar 7,24 seviyelerine ulaştı. Adnan Bey'in devletimize ve hükümetimize son derece akılcı, faydalı ve etkili katkılarını tekrar sağlayabilmesi için özgürlüğüne bir an önce kavuşturulması şart.